Hey YÖKDİL sosyal grubumuzun ilk dersine hoş geldiniz. Biz kayıt öncesi biraz konuştuk, temel şeylere yoğunlaştık. Sonrasında kayda başladık sevgili arkadaşlar. Peki şimdi ne yapalım? Biraz collocation çalışalım mı? Bildiğiniz gibi sınavda collocation mantığı bizim için çok ama çok kıymetli sevgili arkadaşlar. Biraz collocation çalışalım sizlerle. Bakalım neler var neler yok. Birazcık da orada bilgilerimizi yoklayalım. Sizce ilk bölüm için doğru cevap ne olsun sevgili hocam? Bekliyorum. Adana, Bursa. Dinlemiş bakar mısınız? Temiz enerji üretiminin olduğu bir dönem. Ne yapalım bu dönemi? Haydi bakalım. Arkadaşlar, şimdi bir kere şurada bir çeviri bilgisi vereyim. Burada of ifadesi ne anlatır bize? Sahiplik. Yani temiz enerji üretiminin, bak üretiminin ait olduğu bir dönem ya da üretiminin dönemi diyeceğiz. Eğer off'la çeviri yapıyorsanız her zaman sağından başlayın sevgili arkadaşlar. Yani bir dönem deyip sonra off'tan sonrasını çevirmeyin. Her zaman sağdan başlayın. Hocam bazen iki tane off oluyor, fark etmez. Her zaman sağdan başlayacağız. Temiz enerji üretiminin dönemi dememiz lazım. Sevgili hocam doğru cevap. Burada ne oldu? Usher in oldu sevgili arkadaşlar. Usher kelimesi. Yanına in'i çok sever. Şöyle bir anlatım verir karşımıza. Müjdelemek demektir. Bir dönem açmak demektir. Temiz enerji üretiminin dönemini müjdelemek derken kullandığımız bir ifade olur. Peki ne olabilir? Mesela cümle içerisinde nasıl gelebilir karşımıza? Bildiğiniz gibi elektrikli taşıtlar günden güne ülkemiz olsun dünyada yaygınlaşıyor. İşte bu yaygınlaşma temiz enerji üretiminin bir dönemini müjdeleyebilir, bir dönemini açabilir derken kullandığımız bir ifade olacak sevgili arkadaşlar. Peki aşırı in yerine başka ne yazabiliriz? Hemen şöyle çalışalım. Bir tane daha kelime var sevgili arkadaşlar. Belki bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyenler için de şöyle yazalım. Aşırı in yazdık. Şöyle sevgili arkadaşlar müjdelemek diye çevirebiliriz. Eş anlamı olarak hırat diye bir ifade var. Bu da yani bir dönemi, bir çağı müjdelemek, açmak derken kullandığımız anlatım ifade olur. Şimdi refrain from da yine önemli bir kullanım. Refrain from'un anlamını bilenler bir yazabilir mi? Yani Adana yapıp Bursa yapmayanlar. Nedir? Refrain from'un çevirisi. Den kaçınmak demek sevgili arkadaşlar. Den sakınmak derken kullandığımız bir anlatım olacaktır. Mesela refrain from ne dedim? Smoking yani sigara içmekten kaçınmak derken. Yani sigara içmemek demek aslında burada sevgili arkadaşlar. Eş anlam yazalım. Avoid kelimesini tanıyorsunuz, biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sonra avert kelimesi var. Yakın anlam olarak kullanabiliriz. Dodge kelimesi var. Bu da yine yanına from alır. Den sakınmak, kaçınmak derken kullandığımız anlatım, ifade oluyor. Peki doğacak buradan oldu. Usher in oldu. Peki iki için ne dersiniz? Notları yazmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Ders sonunda ben sizlere onu vereceğim. O yüzden notlara yazmanıza gerek yok ama ufak tefek kendinize notları alırsanız güzel olur. Peki bilişsel beceriler ki nasıl becerilermiş? Bizim eleştirel bir şekilde düşünmemizi olanak sağlayan bilişsel beceriler diyeceğiz. Evet sevgili hocam doğru cevap burada acquire'ı kullandık. Acquire ifadesi baya baya akademik bir kelime arkadaşlar. Elde etmek. Hatta bizde edinmek diye bir ifade var ya ya da kazanım diye geçen bir ifade var mesela. Değil mi? Kazanım anlamında kullanacağız. Kazanmak, elde etmek derken kullanırız. Eğer bir kişi bir beceriyi arkadaşlar elde ediyorsa acquire a skill diyeceğiz. Yani bir yetenek
kazanmak derken kullandığımız anlatım olacaktır. Bu ifadeyi şöyle görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir ifade var. Language acquisition diye bir ifade var. Yani dil edinimi diye geçer sevgili arkadaşlar. Dil edinimi diye kullandığımız bir ifade. Yani ne yaptık orada? Dili elde etmiş olduk sevgili hocam. Peki deteriorate kelimesine baktığımızda kötüleşmek, fenalaşmak, ağırlaştırmak anlamına gelen bir ifade olacaktır. Deter ol, beter ol. Öyle kodluyorum ben. Mesela birinin öyle kötü olmasını, durumunun kötüleşmesini istersin ya, deter ol, beter ol deriz biz. Oradan aklımıza gelsin. Deteriorate kelimesine baktığımızda kötüleşmek dedik. Sevgili arkadaşlar hemen şöyle yazdık. Eş anlamı olarak worsen kelimesini burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki sevgili dostlar hemen ufak bir bilgi. Buradaki det var ya hemen şöyle gösterelim altını kırmızıyla çizelim. Buradaki det sizce isim cümleci mi yoksa sıfat cümleci mi? Lütfen yukarıya yazar mısınız? Aşağıya sadece yorum şöyle yukarıya gelirseniz sevinirim. Ejective clause mu, noun clause mu? Bu da çok önemli sevgili dostlar. Çevirilerde zorlamamızın sebebi yan cümleleri tanıyamamak. Yan cümleleri tanımayınca maalesef sıkıntı olacak. Peki arkadaşlar hemen şıkları açtığımda neredeyse ejective clause biraz daha ön planda olmuş. Bu bir sıfat cümleci sevgili arkadaşlar. Eğer siz bir det yapısını görüp isim cümleci mi yoksa sıfat cümleci mi bunun kararını veremiyorsanız hocam orada ciddi eksikliğiniz vardır. Buradaki bir sıfat cümleci. Bunun ayrımı aslında çok zor değildir. Bunun ayrımı için biraz muhatap, biraz mantığına yoğunlaşmak lazım arkadaşlar. Arkadaşlar sıfat cümleci adından da anlaşılacağı üzere sıfatın görevi nedir? Normal bir cümlede sıfat bir ismi tanımlar, bir ismi nitelendirir, bir ismi net hale getirir. Yani orada ismin karşı tarafa daha belirgin hale getirir değil mi? Mesela araba diyoruz ama hangi araba? İşte kırmızı araba diyoruz. Ya da işte kadın ama hangi kadın? İşte uzun boylu kadın deyip biraz daha detaylandırma vermiş oluyoruz. Şimdi sıfat cümlecinin mantığı şu sevgili arkadaşlar. Tek sözcüğün yeterli olmadığı durumlarda karşımıza gelen bir ifade. Şimdi burada cognitive skills dediğimiz bir ifade var. Yani bilişsel beceriler. Şimdi bunu bir sıfatla söylemek isterdim ama zaten orada cognitive skills diyerek arkadaşlar bir sıfat tamlaması vermiş. Ama ne yapmam lazım? Bunu da açmam lazım. Ve bunu tabii ki tek sözcüklü bir sıfatla yapamayacağım. O zaman ne yapmam lazım? Uzun bir bloğa ihtiyacım var. O da işte sıfat cümleci olarak karşımıza gelir. Hocam siz eğer detin sol tarafında bir isim görürseniz, bu isim bazen insan, bazen insan dışı unsur olabilir. Peşinden bir det gördüğünüzde, detten sonra bu biraz gramatik bilgi ama yine de bilelim. Bir fiil varsa bu bir sıfat cümlecidir. Ya da şöyle diyelim isterseniz, eksik cümle varsa bu bir sıfat cümleci. Hocam eksik cümleden kastımız ne? Hocam eksik cümleden kastımız detten sonraki bölümde ya özne yoktur ya da nesne yoktur sevgili hocam. Bakın burada that'ten sonra enable demiş. Hemen bir fiil gelmiş. Cümle nasıl oluşurdu? Bir özne, bir fiil ve bir nesnenin oluşur sevgili hocam. Demek ki burada bir eksik cümle varsa bu bir sıfat cümleci. Bu önemli midir? Sınav için bir soru karşımıza geliyor. Tabii ki önemli sevgili hocam. Bir soru, bir soru. Allah bereket versin. Peki bunun dışında ne için önemlidir? Çeviride sevgili arkadaşlar. Şimdi çeviride zorlanmanın sebebi şu. Şimdi normal siz bir özne, bir fiil, bir nesne olan cümleyi rahatlıkla çeviriyorsunuz. Çünkü ne kadar uzun olabilir ki? Yani bir özneyi yan cümle kurmadan kurduğunuzda çok uzun olmaz ki.
en fazla sıfat tamlaması ya da isim tamlaması olur. Keza aynı şekilde nesne de en fazla bir sıfat tamlaması olur ya da isim tamlaması olur. Zaten fiil orada tek olacağı için sıkıntı yok. O yüzden sadece özne, ama bakın yan cümle olmadan arkadaşlar. Fiil ve nesne olduğunda çeviriyi rahat yapıyorsunuz. Hani temel parçaları okuduğunuzda yapıyorsunuz ya, orada sıkıntı yok. Ama ne zaman işin içine yan cümle giriyor, işte hocam orada öğrencilerimiz afallıyor. Adaylar afallıyor. Önemli olan zaten oradaki yan cümleleri görmek ve onların nereye bağlı olduğunu görmek, onların çevirisi nedir, bunları bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki burada that'tan sonra gelen fiilin çevirisi nasıl olur? Enable kelimesi biliyorsunuz olanak sağlamak. Peki make diye mi çevrilir? Yani olanak sağlamak mı deriz? Hayır. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. Son yapılan YÖK değil sosyalde çevirilerin neredeyse %80'i isim cümleci ve sıfat cümlecinden geldi. Yani bağlaçlar orada daha azdı. Sevgili arkadaşlar, sıfat cümlecinde that'tan sonra eksik bir cümle varsa, yani şöyle yapalım isterseniz, that'tan sonra hemen bir fiil varsa bizim çevirimiz burada her zaman en an olacaktır. Yani şöyle bir çeviri sınavda doğru değildir. Böyle çeviri yapan yoktur ama yine de hatırlatalım. İşte bilişsel becerileri elde etmek ki bizim eleştirel düşünmemize olanak sağlar. Böyle bir çeviri sınavda karşımıza gelmedi, gelmeyecek. Ha, okuma olarak yapabilirsin. Hocam ben okuma yaparken böyle çeviriyorum. Evet, yapabilirsin. Okumadaki amacımız orada birebir karşılığını bulmak değil. Anlamak. Sen burada hocam anla da nasıl çevirirsen çevir. Çok da öyle abartı, yanlış çevirmediğin sürece ya da kelimenin anlamını yanlış düşünmediğin sürece hiçbir sıkıntı olmayacaktır sevgili hocam. Peki buradaki çevirimiz en an oldu. Peki toptan bir çevirisini yapıp geçelim. Ne demiş? Bizim eleştirel düşünmemizi olanak sağlayan bilişsel becerileri elde etmek, kazanmak derken kullandığımız bir ifade oldu. Peki 3 için nedir cevabımız sevgili arkadaşlar? Adana, Bursa diyelim şöyle. Ne demiş? Kendi eylem ve kararlarından sorumluluğu, evet, doğacak take on olacaktır. Take on'u bilir misiniz? Yine ÖSYM'nin sevdiği bir phrase verb. Üstlenmek, yüklenmek demektir sevgili arkadaşlar. Ele almak değil, yok. Take on kelimesi üstlenmek. Take on yazalım. Responsibility derseniz nasıl bir anlatım veriyor? Sorumluluğu yazalım. Sorumluluğu üstlenmek derken kullandığımız bir ifade. Belki bilenler vardır. Undertake var, üstlenmek, yüklenmek anlamında. Embark on var sevgili hocam. Shoulder diye bir ifade var. Assume kelimesi var. Bunlar da yani bir sorumluluğu, bir görevi yüklenmek, üstüne almak derken kullandığımız anlatım oldu. Ne demiş bakar mısınız? Kendi eylem ve kararlarından dolayı sorumluluğu üstlenmek, sorumluluğu üzerine almak derken kullandık. Bursa'ya geldiğimizde hand down çevirisi nedir derseniz aktarmak, iletmek. Yani şöyle kullanırız. Nesilden nesile aktarmak. Neyi aktarmak? Tecrübelerimizi aktarmak. Nesilden nesile şiirlerimizi, yaşantılarımızı, deneyimlerimizi aktarmak derken kullanırız. Ben bu kelimeyi şöyle kodluyorum hocam. Orada hand kelimesi el ya. Böyle elden ele aktarmak gibi düşünebilirsiniz. Mesela insanlar deneyimlerini, insanlar masallarını, insanlar hikayelerini nesilden nesile aktarmıştır gibi bir anlatım olacak sevgili hocam. Peki, hand down'da ne yaptık? Böyle çalışmış olduk. Gelelim soru 4 için nedir cevabımız? Evet, hocam doğacak burada grabs ifadesi oldu. Şimdi grabs normalde anlamak, kavramak demektir. Aynı zamanda ele geçirmek, tutmak anlamına gelen bir ifade. Burada mecaz bir anlatım vermiş. Ne diyor? Yurt dışında okuma
ve bir kişinin ufkunu genişletme fırsatını yakalamak, fırsatını elde etmek derken kullandığımız anlatım oluyor sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi grasp kelimesini kullandık. İlk önce bunu şöyle yapalım. Grasp'in birinci anlamı anlamak. Birinci anlamda kastımız aslında sınavda gelebilecek birinci kullanım. Kavramak diyeceğiz. Ne gibi? Understand derken kullandığımız bir ifade de comprehend derken kullanacağız. Bunun bir anlamda sevgili hocam, ele geçirmek, yakalamak. Hani bizdeki var ya gasp etmek. Oradan aklı bize gelsin sevgili hocam. Yani tutmak, ele geçirmek derken kullandığımız anlatım olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi burada demiş ya fırsatı yakalamak, fırsatı tutmak gibi düşünebilirsiniz. Relieve kelimesine baktığımızda rahatlatmak, hafifletmek anlamına gelen bir ifade tabii ki olmadı. Peki arkadaşlar şu ifadeyi size sorsam. Şimdi burada the opportunity deyip sağ tarafında to study demiş. Yani burada niye studying değil yani niçin ing değil de infinitive to artı verb 1 kalıbını kullanmış. Bana bir söyler misiniz? Bunun mantığı nedir sevgili arkadaşlar? Sıfatına to orada sıfat göremedim ben. Opportunity bir sıfat değil hocam. O bir isim olarak karşımıza geliyor. Peki şimdi sevgili arkadaşlar bunun iki tane açıklaması var. Noun clause ile alakası yok. Noun clause olması için what to do, how to do dememiz lazım. Birinci unsur şu sevgili hocam. Bakın bunu bilelim. Soyut bir isim var burada. Fırsat, imkan. Soyut isimden sonra biz ne kullanacağız? To verb 1 olarak kullanırız ve çevirisi de make, mak için diyeceğiz sevgili hocam. Bak şunun gibi. Mesela chance diyelim ki to do. Yapma şansını elde etmek. Ya da the ability. Bu çok karşımıza gelir. İşte to play. Ya da to draw diyelim yani resim çizme beceri ya da yeteneği derken kullanacağız ya da becerisi diyeceğiz sevgili hocam. Ya da ne diyeceğiz işte the ways yollar yöntemler to prevent smoking sigara içmeyi engellemek için yollar yöntemler derken kullanırız. Soyut bir isimden sonra bir fiil varsa kullanacağımız yapı İlk önce to artı verb 1 olmak durumundadır sevgili arkadaşlar. Sınavlarda karşımıza geliyor. Yine gelme ihtimali çok çok yüksek. Geldik soru 5'teyiz. Şimdi burada bir zarf bilgisi vermiş. Ne yapıyoruz? Her zaman fiile soru sormamız lazım. Acaba nasıl incelemek dememiz lazım sevgili arkadaşlar. Ne demiş? Sosyal medyanın olumsuz etkilerini incelemek ama nasıl incelemek, nasıl araştırmak ona bir karar vermek lazım sevgili arkadaşlar. Hocam ses kesik kesik geliyorsa muhtemelen sıkıntı olabilir sizden. Ben bir açıp kapatayım tekrar. Peki sesi açıp kapattım. Hocam buyurun doğru cevap burada Adana seçeneği oldu. Tharoğlu kelimesi detaylı bir şekilde bütünüyle derken kullanırız. Thorough kelimesi zaten tek başına kapsamlı, detaylı böyle en ince ayrıntısına kadar derler ya o anlamda. Sosyal medyanın olumsuz etkilerini detaylı bir şekilde baştan aşağı bütünüyle araştırmak, incelemek derken kullandığımız ifade, anlatım oldu. Bursa'ya baktığımızda ikna ederek, kandırarak derken kullanırız. Burada böyle bir anlatım, ifade olmadı gönderdik sevgili arkadaşlar. Peki, böylece ne yaptık? İlk bölümü bitirmiş olduk. Şöyle yapalım, bir ara verelim. Ara zamanı gelmiş. Aradan sonra devam edelim. İkiye geldiğimizde sevgili arkadaşlar. Bir saniye istiyorum şu ilk soru. Hemen bakalım hocam. Bir saniye istiyorum. Burada bir neyse, gördük ama bir dakika. Şimdi arkadaşımızın sorusu olmuş. Son soru kaç ders olacak? Anlamadım. Son soru kaç ders olacak? Şey mi? Toplam ders saati hocam 100 ders saati sevgili hocam. Bunların hepsini arkadaşlar eğer okuduysanız şeyde var. Programın içeriğinde hepsi
mevcut. Orada kitaplar, kayıt ders saati olacak. Ders saatleri ne zaman? Hepsinin detaylarına oradan ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir dakikanızı istiyorum. Şuradan hemen. Tamam, oraya bakarsanız sevinirim. Ben de zaten oradaki bilgileri size aktarıyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar süremiz doldu. Diyor ki The Concept of Happiness. Şimdi bir kere kelime sorularından dedik ya, collocation mantığıyla boşluğun sağına bakmamız lazım. Şimdi boşluğun sağına baktığımızda virgül var. Hani az önceki gibi işte yeni bir ürünü kötüleştirmek değil de yeni bir ürünü piyasaya çıkarmak diye bir collocation yaptık. Şimdi burada sevgili hocam herhangi bir yanında ifade yoksa ne yapmak lazım? Soldaki bölüme bakmak lazım. Ne diyor? Mutluluk kavramı doğası gereği nokta nokta noktadır. Çünkü it dediği bu da mutluluk kavramı etkilenir. Neyden? Bir bireyin eşsiz, bak hocam unique dikkat, eşsiz, nevi şahsına münhasır, ona ait bakış açıları, değerleri ve yaşam tecrübelerinden etkilenir diyeceğiz. Peki sence sevgili hocam buradaki ifade hayati bir şey olsun mu? Yani mutluluk kavramı doğası gereği hayati önemli diyemeyiz ki. Yani bunun açıklaması ezden sonra verilmemiştir ki. O yüzden ben burada Adana'yı tercih etmeyeceğim. Hocam ben hemen burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Sizin yazmanıza gerek yok. Sizden şunu istiyorum. Sadece not almanı istiyorum. Ben burada kelimelerin yanına anlamlarını yazacağım. Crucial kelimesi hayati, önemli anlamına gelen bir ifade olur sevgili arkadaşlar. Burada bunu çok tercih etmeyiz. Detrimental diyen arkadaşlarımız, bir kere cümlenin tamamında sıkıntılı bir anlatım yok ki tercih edelim. Detrimental kelimesi tehlikeli, zararlı, istenmeyen dediğimiz bir anlatım olur. Olumsuzluk bildiren bir ifade olur sevgili hocam. Compulsory kelimesine baktığımızda son yapılan sınavda şıklarda vardı arkadaşlar. Zorunlu anlamına gelen bir ifade olur mu sence? Zorunludur. Zorunlu, elzem diye bir anlatım olmadı. Peki hocam subjective kelimesi aslında Türkçe'ye geçen bir ifade. Yani ne anlamda kullanacağız? Subjektif, kişiye göre değişen, öznel dediğimiz arkadaşlar bir ifade olacaktır sevgili hocam. Dediye bakın boşluktan sonra. Bir bireyin unique dediği kişiye ait, ona ait, nevi şahsına münhasır, eşsiz. Eğer o kişinin ona ait görüşleri, değerleri ve yaşam tecrübelerinden etkileniyorsa demek ki hocam ne olması lazım? Bu öznel olması lazım. Herkesin düşüncesi farklı farklı olacaktır. Edirne'ye geldiğimizde ise tehdit eden anlamına gelen bir ifade tabii ki tercih edemiyoruz. Şimdi bir arkadaşımız hemen şunu sormuş. Sadece merakını hocam gidermek için söylüyorum. Sevgili hocam burada and ifadesinden önce gelen virgül doğru. İngilizce'de and iki tane fiili, iki tane ismi birbirine bağlarsa virgül almaz. Ama ikiden fazla unsur olduğunda and'i ne yapar hocam? Orada kullanabiliriz. Peki, burayı ne yaptık? Halletmiş olduk. Sizden şunu istiyorum. Yani yapabiliyorsanız bilgisayardan ne var bilgisayarda? Ekran alıntısı aracı var arkadaşlar. Oraya tıklarsanız hemen ekran görüntüsünü alırsınız. Sonradan da deftere yazabilirsiniz. Yani bir yandan hızlı hızlı yazmaya çalışmayın. Çünkü bir yandan hızlı hızlı yazmaya çalışıp bir yandan da dinlemek zor olabilir. O yüzden ben bütün şıkların anlamlarını sağ tarafa yazdım. Ekran alıntısı aracıyla da bir ekran resmini alırsanız çok iyi olur. Hemen bir tane de Word açıp oraya kopyalarsanız ders sonunda hızlı hızlı hocam halletmiş olursunuz. Peki geldik 2'de sevgili hocam. Bunu yapıp ara verelim. Ne dersiniz? Hocam süre doldu. Şimdi demiş ki
Arkadaşlar burada given'ı bilenler bana bir söyleyebilir mi? Given'ı. Given. Bu bir bağlaç arkadaşlar. Noun phrase. Given the dire economic situation in Cambodia. Bu arada Kamboçya'dan da milletvekili adayı oldum ama vatandaşlıktan kaybettim arkadaşlar. Oraya da gittim. Online olarak. Peki, hocam given'ın çevirisi dikkate alındığında, düşünüldüğünde. Given that de bir ifade var hatırlar mısınız? Given that. ÖSYM'nin böyle zaman zaman aşk yaşadığı bir bağlaç. YDS'de soruyor, YÖKDİL'de soruyor, EYDS'de soruyor, EYÖKDİL'de soruyor, kendi kendine soruyor. Ya bir ara bununla aşk yaşadığı hocam söylenen bir bağlaç. ÖSYM'nin böyle bazen çok çok sevdiği yapıları karşımıza getirme huyu var. Bir arada annesi vardı. Annesi baya baya getiriyorlardı. Getirsin bizim için daha rahat olur. Hocam given dikkate alındığında, düşünüldüğünde arkadaşlarımızın dediği gibi cevap veren arkadaşlarımızın hepsi doğru cevap verdi. Hocam because of'a, duty'ye yakın diyor ki Kamboçya'daki kötü ekonomik durum dikkate alındığında karar vericiler ekonominin gelişimini en öncelikli konu olarak dikkate almalı. Peki niçin? Fakirlik ve eşitsizlik. Şimdi burada fakirlik ve eşitsizliği biz ne yapacağız sevgili arkadaşlar? İyi bir şey mi kötü bir şey mi yapacağız? Bursa diyen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ya Allah aşkına fakirlik ve eşitsizliği niye artıralım ya? Niye artıralım? Bak ne diyor? Karar vericiler ekonomik gelişimi en öncelikli konu olarak dikkate almalı. Onu birinci sıraya koymalı. Amaç fakirliği ve eşitsizliği artırmak için derseniz yanlış oldu sevgili arkadaşlar. Increase ifadesi yanlış. Ne yaptınız biliyor musunuz? Increase yapanlar ezbere yaptınız. Nasıl yaptınız? Fakirliği ve eşitsizliği artırmak. Tamam güzel oldu ya. Süper. Geç. Değil mi? Böyle bir şey var mı Allah aşkına ya? Artırmak, yükseltmek. Tamam tek başına çok güzel. Fakirliği, eşitsizliği artırmak, kötüleştirmek dersin ama cümlenin tamamında böyle bir anlatım yok sevgili arkadaşlar. Address diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü doğacağımız address. Çevirisi ele almak, ilgilenmek demek sevgili arkadaşlar. Hani fakirlik ve eşitsizliği ele almak, başa çıkmak. Bununla ilgilenmek için ekonomik gelişimi öncelikli konu olarak ne yapması lazım? Dikkate alması lazım. Overlook kelimesi diyenler göz ardı etmek olur mu ya? Göz ardı etmek için gözlerimizi kapatıyoruz ve ekonomik gelişmeyi birinci sıraya alıyoruz. Olmadı. Gözümü kapattım hiç dikkate almıyorum diyemezsiniz. Saçma oldu. Disregard gibi güzel. Ensure kelimesine baktığımızda güvence vermek, garanti etmek anlamına gelen bir ifade oldu sevgili arkadaşlar. Garanti etmek diyeceğiz. Peki, imperil kelimesine baktığımızda ise tehlikeye atmak derken kullandığımız bir ifade oldu. Overcome üstesinden gelmek, overlook göz ardı etmek derken kullandığımız ifade doğru cevap Adana seçeneği oldu. Şimdi gelelim hemen ilk bölüme. Ne vermiş ilk bölümde çalışalım. Diyor ki The Renaissance diye giriş yapmış. Tamam. Which means. Arkadaşlar buradaki which bugün konuşmuş olduğumuz daha önceki sorularda görmüş olduğumuz bir sıfat cümleci. Yani soldaki ki bu da diye çeviremezsiniz bakın yok. Tamamen ezbere yaptınız. Virgül which dediğimiz unsur ki bu da değil sevgili hocam. Buradaki virgül olmasının sebebi oradaki isim belirli özel olduğu için virgül getirdik. Burada which'in çevirisi en an olacak sevgili arkadaşlar. Soldaki ne yapmış? İsmi orada açıklamış. Means'in buradaki anlamı bildiğimiz gibi anlamına gelmek demek arkadaşlar. Tamam mı? Anlamına gelmek diyeceğiz. Ne yazabiliriz burada eş anlam olarak? Refer kelimesini kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Refer to. Sonra symbolize kelimesine ne yapabiliriz değil mi? Kullanabiliriz. Sembolize etmek derken kullanırız.
Ya da nece stand for diye bir ifade var ya, anlamına gelmek derken bu üç ifadeyi kullanabiliriz sevgili dostlar. Peki, which means diye kullandık. Çevirisi nasıl oldu? En an. Bakın diyor ki Fransızca'da yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans. Dikkat, Fransızca'da yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans. Peki arkadaşlar, bunun kısaltmasını yapacak olsam sence kısaltması nasıl olsun? Sıfat cümlecinin. Tabii üstüne not aldığım PDF'i resim olarak paylaşabilirim. Çünkü PDF olarak paylaşamıyorum. Böyle bir sistem yok Adobe'un. Ama resim olarak paylaşırım hocam. Haydi, kısaltması nasıl olsun? Arkadaşlar, kısaltmamız burada which'e atıyoruz. Orada bizim kısaltmamız meaning olacak. Verb ing olacak sevgili arkadaşlar. Hemen üstüne yazalım. Peki şimdi to mean ne zaman olurdu hatırlayalım arkadaşlar. Siz sıfat cümleciğinde eğer to artı verb 1 yapmak istiyorsanız ismin sol tarafında bazı özel kullanımlar görmeniz lazım. Bak, özel kullanım diyor. Böyle kafamıza göre yapmıyoruz. Bunlardan biri şu. Sıra sayılar. Yani the first, the second, the last. Yok, sıfat soyut hocam. Onlarla alakası yok. O farklı. Tamam mı? Bak. The first, the second, the last, the next gibi. İsmin sol tarafında eğer sıra sayılardan biri varsa to artı verb 1 kullanırız. Ya da the only varsa to artı verb 1 kullanırız. Ya da süperlatiflerden biri varsa to artı verb 1 kalıbını kullanırız sevgili arkadaşlar. Burada kısaltmamız meaning olur, anlamı aynı. Yani Fransızca'da yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, orta çağların sonlarında 1300'lü yıllarda began, yani başladı, doğdu diyeceğiz. Burada began ifadesini isterseniz doğmak, ortaya çıkmak diyebilirsiniz. Peki, during this moment, bu dönem. Moment burada normalde akım demektir. Burada dönem diyeceğiz. During this moment. Demiş ki bu dönem esnasında. There was. Neydi there was'ın çevirisi? Var idi. Değil mi? Deriz var diye. Deriz'in çevirisi vardır. Bulunmaktadır. Burada ne diyeceğiz? Vardır. Değil de var idi diyeceğiz. Tamam mı? Ya da bulunmakta idi diyeceğiz arkadaşlar. Artık nasıl tercih ederseniz. Tamam mı? İster ıdı idi dersiniz, ister işte vardı dersiniz, ister bulunmaktaydı dersiniz. Nasıl isterseniz onu söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki, hocam yüklediğim dosya şurada, dosyalar bölümünde sevgili arkadaşlar. Bir saniye istiyorum, şimdi dosya indirme alanı var. Şurada sosyal reading demiş ya, üstüne tıklarsanız indirebilirsiniz. Burada bir 5 dakika dursun. İlk defa ya da geç kalanlar buradan görebilir. Peki var idi ne varmış? A rebirth of interest. Ne diyor bakın? Yani yeniden diyor doğuşa ilgi vardı. Nerede? In ancient Greece and Rome. Yani antik Yunan ve Roma'da yeniden doğuş için bir ilgi vardı. İlgi bulunmakta idi diyeceğiz. Peki devam edelim. During the Middle Ages. Yani Orta Çağlar esnasında, Orta Çağlar boyunca there were two institutions. Bak burada yine there were demiş çünkü çoğul olduğu için iki tane kurum vardı. Peki buradaki that isim cümleci mi yoksa sıfat cümleci mi? Hiç uzun uzun yazmayayım. İsim sıfat yazımı yeterli herhalde. Evet sevgili hocam, oradaki that bir sıfat cümleci. Çünkü soldaki ismi açıklayan, soldaki ismini tanımlayan bir ifade. Ne diyor bakın?
iki tane kurum vardı. That yerine biz ne yazabiliriz? İstersek which yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Yazdık, sıkıntı yok. Tamamdır. Peki that'ten sonra which'ten sonra fiil varsa çevirimiz ne olsun sevgili hocam? Çevirimiz ne olsun? Güzel. Kontrol eden. Bak, kontrol eden. Kontrol eden. Kontrol eden. Kontrol eden derken kullanmamız lazım. Neymiş? Avrupa'nın büyük bir kısmını kontrol eden iki kurum vardı. Peki hocam, bizim buradaki ana fiilimiz derverli bölüm mü yoksa kontrol mü sevgili arkadaşlar? Sanırım dosyayı indirdiniz, değil mi? Kapatıyorum artık. Evet, haydi bekliyorum. Hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar şunu lütfen unutmayınız. Kesinlikle önemli. Bir cümlede eğer yan cümle varsa yan cümle içindeki fiil ana fiil olamaz. Yani clause'a bağlı fiil asla ana fiil olamaz. Yani sen burada kontrol etti dersen yanlış olur. Tamam mı? Şöyle demen lazım. Orta çağlar boyunca ya da orta çağlarda Avrupa'nın büyük bir kısmını kontrol eden iki kurum var idi. Şimdi bunları bilmek arkadaşlar hem çeviri olarak bizim için önemli. Çeviride bunları kesinlikle kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Hem de okuduğumuzu anlamak için önemli. Şimdi çeviri sorularına biliyorsunuz arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? İşte ana fiil ne? Oradaki yardımcı. Ondan sonra işte cümlenin efendime söyleyeyim çevirisi nedir? Onlara bakıyoruz. O yüzden burada kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gereken unsur orada sevgili hocam. Acaba ve acaba orada ana fiil nedir? Ona bir bakmak lazım. Enter orada hocam orada çevirme enter orada fazla aslında. Yani Avrupa'nın büyük bir kısmı desek yeterli olur. The Holy Roman Empire. Holy kelimesini bilen var mı arkadaşlar? Holy. Hatta Holy Book var bilir misiniz? Kutsal mesela kutsal kitap derken The Holy Book diye geçer. Ne diyor? Kutsal diyor onlara göre yani böyle şaşalı Roma İmparatorluğu etkiledi. Ne etkiledi? The political life of the people. İnsanların diyor siyasi yaşamını ne yaptı? Etkiledi. While, hemen hocam while'ı gördük. Buradaki while nasıl bir anlatım derseniz whereas gibi kullanılan taban tabana zıtlık sevgili arkadaşlar. Bak ne oldu orada farklı bir ifade verdi. Peki halbuki diye halbuki halbuki diyelim ondan sonra çünkü gibi oldu. Peki ne diyor? Roma'daki Katolik kilisesindeki papalar, popslar, papalar da dini yaşamı kontrol altına aldı. Şimdi hemen söylemiş diyor ki hocam bir soru var çok da güzel bir soru. Hocam diyor ki farkları var mı? Bazen iki şıkta karşımıza geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar while bağlacı ya da şöyle diyeyim ilk önce bir verizi çalışalım tamam mı? Veriz'in mantığını biliyorsunuz. Hemen tekrar edelim. İki tane farklı durumu ya da taban tabana zıtlı anlatırken kullanabiliriz. Bir taraf siyah, bir taraf beyaz. Bir taraf artmak, bir taraf azalmak. Bir taraf zengin, bir taraf fakir. Bir taraf çirkin, bir taraf güzel gibi anlatımlarda karşımıza gelebilir sevgili arkadaşlar. Veriz'in temel amacı orada taban tabana zıtlık. Bir taraf destekliyor, diğer taraflar desteklemiyor. Birçoğu azı gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunda sıkıntı yok. While nasıl bir bağlaç derseniz arkadaşlar biz while'ı whereas gibi kullanırız. Tamam mı? Sıkıntı yok. Burada olduğu gibi. While'ı bazen although gibi kullanırız. Burada da aslında çok büyük bir sıkıntı yok. Çünkü gri anlamlar ama while'ın bir de hatırlar mısınız? Zaman bağlaç anlamı var hocam. While they were controlling. Kontrol ediyorken şunla karşı karşıya kalırlar. O yüzden bazen whereas'le while şıklarda karşımıza gelebilir. While doğru cevap ise bil ki hocam oradaki zaman bağlacı ve paralellik anlatır sevgili hocam. Burada öyle bir şey yok. Ne diyor bakın? Kutsal Roma İmparatorluğu insanların siyasi yaşamını etkiledi. Halbuki
Halbuki Roma Katolik Kilisesi'ndeki papalar da dinin yaşamı kontrol altına aldı diyeceğiz. Tamam mıdır? Sanırım aydınlatmış olduk. İkisi bir soruda geldiğinde ayrımı böyle olacak sevgili hocam. Peki however, ancak fakat biliyorsunuz sınavların gediklisi sevgili hocam. However yerine başka ne kullanabiliriz? Yazalım. Nevertheless var değil mi? Ancak dediğimiz. Nonetheless var. Ara ara yine getiriyor sevgili hocam. Bunlar ortaya gelen, yani ortadan kastımız, yani yepyeni bir cümleye bunlarla başlanmaz sevgili arkadaşlar. Yani ancak diye başlamayız. Bazen şöyle geliyor hocam diyor, öyle diyorsunuz da yani burada however büyük harfle başlanmış. Hani cümle başına gelmez diye hocam büyük harfle başlamış. Bunun sebebi solda virgülden noktadan dolayı soldaki yine cümleyle bir bağlantısı var. Ancak fakat they began to lose power in the late 1300s, 1300'lü yılların sonlarında gücü kaybetmeye başladılar. Güzel. European nations also grew stronger. Avrupalı devletler, Avrupa ulusları da ne olmuş? Daha da güçlendi. Stronger kelimesini biliyorsunuz. Orada bir comparative, strong, güçlü, stronger, daha güçlü, daha da güçlendi. People started writing, insanlar diyor, yazmaya başladı. Ne yazmaya başlamışlar? In their own language, yani kendi dillerinde yazı yazmaya başladı. Ne yerine? Hemen bakalım. Instead of Latin, yani Latince yerine, değil mi? Latince yerine diyeceğiz. And they felt fewer to think in new ways. Ve ne yapmışa bakar mısınız? Onlar diyor yeni yolları düşünme konusunda daha özgür hissettiler diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki güzel. İlk bölümü bitirdik. Şimdi hocam burada this moment dedi ya hani bu akım demişti sevgili hocam. Ya da işte bu hareket nasıl tercih ederseniz. Bu this moment'ın karşılığı sence paragraf 1'de ne olabilir? Hemen A, B, C, D, E açalım şöyle sevgili hocam. Hadi gelsin cevaplar. Evet. Hocam da hocam tabii ki Edirne seçeneğinden bahsettiği bu hareket, bu akım diye kullandık. Fransızca olmadı. Orta çağların sonları olmadı. Bu bir zaten akım olarak karşımıza gelmez. Orada değil mi? Sanki orada this ifadesi kullanamayız. 1300'ler olmadı. Antik onu sonra Yunan olmadı. Rönesans'tan bahsediyor. Çünkü bir önceki cümlede zaten this moment demesinin sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir daha Rönesans dememek. Yani buradaki amaç zaten hocam benim amacım Rönesans bir daha tekrar etmemek. Bunu duymuşsunuzdur benden. Arkadaşlar İngilizce tekrarı çok seven bir dil değildir. Yani referans çok sever. Yani during the Renaissance diyebilirdi ama papağan gibi aynı şeyleri söyleyeceği için ÖSM bu kullanımı da çok iyi kullandığı için referans bilgisi bizim için çok ama çok önemli sevgili arkadaşlar. Peki parça 1 neyle alakalı? Şimdi parça 1 okuduk tamam mı? Şimdi okuduk hemen peşine çözelim ki çünkü biraz uzun olduğu için sıkıntı olmasın sevgili hocam. Türkçe makale tabii orada da vardır yani. Orada da aynı şeyleri değil mi? Papağan gibi söylenmez yani. Durmadan aynı şeyi söyle söyle o zaman yani akış bozulur. Bir akış var yani. Evet. Ne dersiniz? Parça 1 neyle alakalı sevgili arkadaşlar? Ana fikir sormuş. Main nebat dediği ana fikir sevgili arkadaşlar. Adana. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun niçin etkileyici olduğu. Bütün parça bununla alakalı değil. Şimdi etkileyici olabilir. Ama bütün parçayı buna yoramayız sevgili hocam. Yani bütün para bununla alakalı değil. Peki Rönesans kelimesinin kökeni geç. 3'e geldiğimizde, yani Cihan'a geldiğimizde
Orta çağlarda insanların yaşam tarzı çok sığ kaldı. Denizli'ye bakar mısınız? Rönesans'ı tetikleyen bazı faktörler. Evet, ne demişti? Güç kaybetmişti. Avrupalı uluslar güçlenmişti. İnsanlar kendi dillerinde yazmaya başlamıştı. Daha da özgür hissetmişti. Bunu söyledi. Edirne'ye geldiğimizde Roma Katolik Kilisesi'nin etkisi, ya doğru böyle bir bilgi var ama bütün parça bununla alakalı değil. Bakın ne oldu? Hocam ne yaptı? Böyle oradan şu şöyle oldu. Buradan bu böyle oldu. Ondan sonra dallandırdı, budaklandırdı. En sonunda nedir? Bazı faktörler diyerek orada 3-4 tane bölümü toparlamış oldu. Peki geldik ikinci satıra. Before the Renaissance. Arkadaşlar before'un hemen not alır mısınız? Hem bağlaç hem edat olduğunun farkında olmanız lazım. Şöyle ki before'dan sonra cümle gelirse bir bağlaç. Before'dan sonra eğer bir isim gelirse o zaman da bir edat olarak karşımıza gelir. Before the Renaissance çevirisi Rönesans'tan önce diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Rönesans'tan önce. Tamam mı? Bu bir bağlaç değil, bu bir edat. Most people in Europe, Avrupa'daki birçok insan placed utmost importance on God and religion. Ne dersin hocam? Buradaki placed importance için ne dersiniz? Normalde place kelimesi yer demektir. Burada ne diyeceğiz? Önem vermek demektir. Place importance, önem vermek. Ne diyor? En fazla önemi Tanrı ve neye vermiş? Bakın hemen ya da neye yüklemiş? Dine yükledi sevgili arkadaşlar. Burada place kelimesi sağına 10 alır mesela. Place nokta nokta hemen şöyle place importance hemen şöyle geldik 10 diyeceğiz. Yani işte önem vermek, önem yüklemek dersin ya anlamda kullanacağız. Bak ne diyor? Burada işte nihai önemi Tanrı ve dine verdi ya da yükledi. Mecaz anlamda kullanacağız. However, ancak fakat during the Renaissance, during kelimesini biliyorsunuz arkadaşlar not alır mısınız? During de bir zaman edatı tamam mı? Bak boyunca, esnasında derken kullanacağız. Bakın burada şundan dolayı söylüyorum. Şimdi bazen yer edatları oluyor. Mesela nasıl yer edatı? Mesela boyunca derken şöyle bir ifade var. Mesela tünel boyunca diyoruz. Hocam tünel boyunca derken ne kullanacağız? Through the tunnel. Tamam mı? Ama orada during the tunnel diyemezsiniz mesela. Yani bazen diyor ki hocam diyor, tünel boyunca dediğimizde niçin during olmuyor? Çünkü during bir yer edatı değil ki. During bir zaman edatı sevgili hocam. Burada boyunca derken başka ne kullanabiliriz? Hemen yazalım mı? Şöyle bir ifade vardı. Throughout diye bir ifade var hatırlar mısınız? Throughout the Renaissance. Yani Rönesans boyunca derken kullanacağız sevgili arkadaşlar. Some people, bazı insanlar called humanist. Hocam called'u burada bana bir çevirsene lütfen. Called'un Türkçe ifadesini çevirmeni istiyorum senden. Güzel. Hocam burada yine edilgen bir yapı var. Adlandırılan, isimlendirilen şöyle olması lazım. Some people who were called demek yerine ne yapmış? Direkt hemen verb 3 kalıbını kullanmış. Bakın oraya hemen bir verb 3 yazalım. Verb 3 olarak karşımıza geldi. Dedik yani isimden sonra eğer bir verb 3 varsa hani bunun emizarı was diye söylemen lazım. Var mı? Yok. Humanist olarak adlandırılan bazı insanlar began to think, düşünmeye başladı neyi? About the importance of humans. Yani ne diyor? İnsanların önemi hakkında düşünmeye başladı. Peki, they wanted to make the most of their lives on earth. Bak ne demiş hocam? Onlar diyor, oradaki ifadeyi çevirmeyeceğim. Dünya üzerindeki yaşamlarının nokta noktası diyeceğiz sevgili hocam. Ve also wanted aynı zamanda understand the world around them.
Hocam Erhant'ın ifadesi şu. Etrafı, çevresi yani kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yani etraflarındaki dünyayı anlamaya çalıştılar. Peki birazdan kelime sorusuna gidelim. Bilerek çevirmedim ki arkadaşlar sizden tahmin alayım. One of the first humanists. Ne diyor? İlk hümanistlerden birisi was Francesco Petrarch, an Italian poet. Bakın yine bir ara söz vermiş gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Normalde şöyle olması lazım. Hocam isimden sonra en gelmiş bir tane daha isim gelmiş. Who was olması gerekirken hani bizde ara söz diye bir ifade var ya who was olması gerekirken orada ara söz gibi yapıp who'ya atmış, was'a atmış ne kullanmış? Direkt orada bunu kullanmış. Yani ilk hümanistlerden biri İtalyan bir şair olan Francesco Petrarch idi diyeceğiz. Tamam mıyız? Mantık bu. Peki orada who was yazmak gerekir mi? Bu tamamen yazara kalmış. Dediğim gibi ister yazar, ister yazmaz ona kalmış. He was interested in. O diyor ilgilendi. İlgi duydu. Interested kelimesi in alır. Not alır mısınız? Interested in alır her zaman. Belki edat sorusuna gelebilir. Peki neyle ilgilenmiş? What ancient writers said about humanity. Hocam buradaki what'ın çevirisi ya ne ya da şey. O bir yan cümle. Ne diyor? Antik yazarların insanlık hakkında neler söyledikleriyle ilgilendiler diyeceğiz. Dikkat. Neler söyledikleriyle ilgilendiler diye kullanmamız gerekiyor. Oradaki what'ı ne ya da şey diyebilirsiniz. Artık nasıl tercih ederseniz. Ben orada ne diye çevirdim. Yani neler söylediklerini ilgilendiler. Ya da söyledikleri şeylere ilgi duydular. O da olabilir. Ama ÖSYM şeyden ziyade daha çok neyi çok seviyor. Çünkü şey ifadesi biraz daha akademik dışı. He got many other people to share his interest. Hocam bak burada bir kalıp var. Hemen çalışalım mı? Buradaki kalıp şu. Get'ten sonra bir isim varsa to artı verb 1 ifadesini kullanacağız. Biz buna kozatif yapı deriz. Yani ettirgen bir yapı. Hocam bunun çevirisini bana bir yapar mısınız? He got many other people to share his interest. Nedir bunun çevirisi? Hadi bekliyorum. Paylaştılar değil, hayır. Havada kaldım biraz. Hocam buradaki get bir nevi zorlamak gibi. Bak şöyle çevireceğiz. O diğer insanların kendi düşüncelerini paylaşması için onları zorladı diyeceğiz. Yani birine bir şey yaptırmak, ettirmek dersiniz ya o anlamda kullanacağız. Bak ne oldu? Birçok insanın onun ilgilerini, düşüncelerini paylaşmasını istedi. Paylaşması konusunda onları zorladı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki biz buna kozatif yapı diyoruz. Yaptırmak, ettirmek. Şunu bana çevirsenize. Hemen şurada ders notlarına bir gelelim. Hocam şunu bana bir çevirir misiniz? I had my hair cut. Çevirisi nedir bana bir söyler misiniz? Orada var ya his interest, kendi ilgileri, kendi düşünceleri. Saçımı kestirdim bak. Dikkat ettin mi? Burada I had my cut. Sana peşine yapıyoruz. Verb 3 kalıbını kullanacağız. I will have my bicycle repaired. Mesela çevirisi bisikletimi tamir ettireceğim derken kullanacağız. Burada aynı şekilde bak. Burada ne olmuş? İnsanlar yani insanları kendi ilgilerini paylaşması konusunda zorladı. Peki, oradaki ebatın hocam anlamı civarında. Şimdi burada ebat demesinin sebebi şu. Şimdi şöyle bir şey var.
Arkadaşlar şimdi 1450 dediğimizde şöyle bir şey var. Hocam diyor ki ya 1450 net bir ifade. Niye başına ebat demişken niye böyle hani yaklaşık takriben demiş. Arkadaşlar şimdi eğer tarihsel konularda net bir tarih yoksa yani bununla ilgili çok net böyle herkesi ikna edecek nesnel bir kanıt yoksa ebatı kullanırlar. Şimdi ne demiş? Yaklaşık tarih ben takriben 1450 yılında. Ya bak 1450 yılında dedin değil mi? Çok net. Şimdi bugünkü gibi değil ki mesela bugün diyorsun 2023 her şey kayıt altında ama o zaman böyle çok net değilse ya bu 1449 da olabilir 1451 de olabilir o yüzden ebat yazmasının sebebi bu. Neymiş? Johannes Gutenberg invented the printing press. Ne yapmış? Hocam matbaayı icat etmiş. Buradaki this'i bana bir söyler misiniz? This ne anlama geliyor? This allowed people to make many copies of written works. Bu da tamam yani çevirisi bu da this'in oradaki fonksiyonu istiyorum sevgili hocam. Hocam this bir önceki bütün cümle. Tamam mı? Yani bu olay normalde şöyle bir şey de yazabilirdi biliyor musunuz arkadaşlar? Virgül which diye bir kullanım var ki bu da anlamına gelen bir ifade. Nokta yerine virgül deseydi which olurdu. This dediği bir önceki bütün cümle. İşte buna dikkat etmemiz lazım. Yani senin bu referansı görmen lazım. Bu olay yani Gutenberg'in matbaayı icat etmesi insanlara yazılı eserlerin çok fazla kopyasını yapmasına olanak sağladı sevgili arkadaşlar. Peki sorum şu sevgili arkadaşlar. Niye burada to make yazdık da yani making yazmadık ya da fiilin yalan halini yazmadık bana bir söyler misiniz? Şimdi arkadaşlar amaç bildirmiyor aslında. Yani amaç diye çevirebilirsin ama hocam amaç bildirmiyor. Şöyle ki hemen ben size bunu izah edeyim. Hocam 4 tane fiil var elimizde tamam mı? Bak şimdi bunu yazalım. Arkadaşlar 4 fiilden şu 4 fiiller bunlar arkadaşlar. Şimdi bu 4 fiilden bir tanesi fark etmez. Sana bir isim alırsın. İsmin ne olduğu da önemli değil biliyor musunuz? Yani ismin tekil mi, çoğul mu, insan mı, değil mi? Bu da önemli değil. Hocam bu dört fiilden sonra bir isim varsa fiilin yalın haline kullanırız. Şunu görmüşüzdür ya. Let me go ya da let it go ya da help me do, make me study derken kullanırız sevgili hocam. Bu dört fiilden sonra bir isim gelirse fiilin yalın hali olur. Hatta şöyle bir detay da vereyim. Yine bildiğiniz bir detay ama yine yazalım. Help fiilinden sonra isim gelirse to verb 1 kalıbında kullanabiliriz. Yani iki tane doğru var hangisini tercih ederse. Peki hocam bunların dışında bir fiil gelirse bu dört fiilin dışında genellikle bakın %100 demiyoruz istisnaları elbette olacaktır. Genellikle ne kullanacağız? To, allow, force. Bakın burada get vardı mesela get. Sonra enable. Hocam bundan sonra bir isim varsa to. Bu allow ifadesi izin vermek. Bu dört fiilden bir tanesi mi? Hayır. O zaman ne diyorum? Bu dört fiilden bir tanesi değilse hocam ben burada bunu tercih edemem. Dikkat. İnsanların diyor yazılı eserlerin çok fazla kopyasını üretmesine olanak sağladı. Sınavlarda geliyor mu? Elbette kısaltmalarda bu geliyor. And printed books, basılan kitapları soon, daha sonrasında spread, yaydı. Neyi yaydı? The ideas of the Renaissance. Rönesans fikirlerini yaydı. Across Europe. Hocam across'un buradaki anlamı şu. Avrupa çapında diyeceğiz. Yani şunun gibi. Around diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve de ne kullanacağız? Yukarıda görmüştük ya. Throughout ifadesini kullanacağız.
boyunca. Yani şunu demek istiyor. Avrupa'nın doğusundan batısına kadar, kuzeyinden güneyine kadar her yere Rönesans fikirlerini ne yaptı? Yaydı ve daha sonrasında bak dikkat ediniz hemen eş anlam olarak ne verdi? Throughout the world, dünya çapında deyip orada around yerine throughout kalıbında kullanabiliriz. Demiştik burada yine yazmış oldu sevgili arkadaşlar. Peki burayı da bitirmiş olduk. Sizce sevgili arkadaşlar soru 3'ün cevabı ne olsun? Make the most of'un anlamca en yakını ne olabilir? Hocam buradaki anlatım şu. Eğlenmek, tadını çıkarmak ne diyor bakar mısınız? Onlar diyor dünya üzerindeki demiş yaşamın tadını çıkarıp aynı zamanda etrafındaki dünyayı da anlamaya çalıştılar. Diminiş kelimesi azalmak, azaltmak, hafifletmek olmadı. Hold kelimesi durmak, durdurmak olmadı. Enjoy kelimesi olabilir. Protect kelimesi korumak, muhafaza etmek olmadı. Efek kelimesi etkilemek olmadı doğru cevap. Burada enjoy tadını çıkarmak, eğlencesine bakmak ya da nimetlerinden yararlanmak gibi bir anlatımı kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki gelelim 3. satıra sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Ne demiş 3. satırda bir bakalım. The spirit of inquiry and discovery. Bak orada of'un sağından başlayacağım. Diyor ki araştırma ve keşfin ruhu olsun aynı zamanda led to. Led to'yu hatırlayalım. Sebep olmak, katkıda bulunmak ne gibi? Contribute to gibi. Ne gibi? Bring about gibi değil mi? Önemli bir phrasal verb. Peki sebep oldu. Burada katkıda bulunmak diyelim. Katkıda bulun neye? Bilimde, Rönesans'a yani yeniden doğuşa katkıda bulundu. In the Middle Ages, orta çağlarda, scholars usually gained their scientific knowledge from books. Gain'in ne anlama geldiğini bana bir söyler misiniz? Akademisyenler, oradaki scholars'ı alimler diyebiliriz. Alimler, okuyan insanlar, bilimsel bilgiyi genellikle kitaplardan elde etmiştir. Kazanmıştır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Elde etmek, kazanmak diyeceğiz. Peki. During the Renaissance, however. Bak, however'ı burada ortaya getirmiş. Amaç vurgu yapmak için. Yani bazen however'ı böyle iki cümle ortasına, bazen ikinci cümlenin içine getirebilirsiniz. Amaç vurgu yapmaktır. Ancak Rönesans esnasında people began to experiment. İnsanlar deneyler yapıp and observe for themselves. Kendi kendine ya da kendileri için gözlem yapmaya başladı. Güzel. Nicolaus Copernicus was one of the greatest astronomers of the Renaissance. Hocam, şöyle bir soru gelse. Desek ki ne demiş burada? Kopernik, Rönesans'ın en büyük işte gök bilimcilerinden biriydi. Peki başka böyle gök bilimciler de var mıymış? Böyle büyük, harika gök bilimci var mı bunun dışında? Evet. Bak burada one of ifadesi biraz hocam yorum. Yani en büyük gök bilimcilerinden biriydi. Demek ki başkaları da var. İşte böyle soruları görmemiz lazım. Mesela sınavda şöyle soruyor. Diyor ki Kopernik Rönesans'ın tek en büyük gök bilimcisiydi. Tek değil ki bu. Başkaları da var hocam. Tamam mı? Lütfen buna dikkat edelim. O yüzden one of ifadesi her zaman yorum ve çıkarım sorularında tehlikeli bir kullanım dikkat etmemiz lazım. Peki. He showed that o şunu gösterdi. Earth revolves around the sun. Yani biliyoruz burada revolve'un ne anlama geldi. Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü gösterdi. Peki arkadaşlar, buradaki revolve kelimesinin ne anlama geldiğini gördük. Peki that'i gördünüz mü orada? Bak that sevgili hocam. Orada bir isim cümleci. Şöyle ki he showed. Sonra
Sorum şu. He shoved'u kullandığımızda bu tam mı eksik mi cümle olarak? He shoved. O gösterdi. Sence bu anlam bakımından tam mı yoksa yarım mı? Eksik mi? Hocam bak eksik. O gösterdi. Neyi gösterdi? Ha eksik. İşte buradaki that bir isim hocam. Cümleci o soldaki tamam mı? Eksik cümleni almış, tamamlamış. Yani oradaki that kocaman bir nesne sevgili arkadaşlar. Zaten isim cümlecinin mantığı o. İsim cümlecinin amacı orada uzun bir özne, uzun bir nesne yapmaktır. Yani bak burada hocam uzun bir nesne. Yani normalde nispeten tek sözcüklü bir isme göre biraz daha uzun. Yani o dünyanın güneş etrafında döndüğünü gösterdi. Peki geldik. For more than 1000 years diyor ki 1000 yılı aşkın süredir before that bundan 1000 yılı aşkın süre önce people had believed that. Bak yine dikkat ettiniz mi? Orada that bir isim cümleci. İnsanlar diyor inanmıştı. Ne inanmışlar? Bak eksik. Yine that'li bölüm uzun bir nesne olmuş. Evrendeki her şeyin dünya etrafında döndüğüne inanmışlardı. Neden? Bundan 1000 yıl önce ya da 1000 yılı aşkın süre önce diyeceğiz. Peki, neymiş? Andreas Vesalius was a medical doctor. Ne olmuş? Tıp doktoruydu. Who found out about the human body? Neydi who'nun buradaki kullanımı? Sıfat cümleci. Çevresi nasıl olacaktır? Enan. Yani insan bedeni hakkında ne yapan? Ondan sonra gizemler bulan, öğrenen, yeni bir şeyler çıkaran bir tıp doktoruydu. Bayat Vurpanca bugün görmüştük. Neydi Bayat Vurpanca? Yaparak ederek, dikkatli bir şekilde ölü bedenleri ne yaparak? Keserek, hocam ölü bedenleri açarak insan vücudu hakkında yeni şeyler öğrenen bir tıp doktoru idi diyeceğiz. Peki, burayı bitirdik. Güzel. Hocam, gain için ne dersiniz? Ne de gain'in anlamı? Dedi ki, elde etmek, kazanmak demiştik hatırlarsanız. Adana refuse kelimesi olur mu? Reddetmek olmadı. Hocam increase kelimesi artırmak, elde etmek olabilir. Contain kelimesi içermek, engellemek olmadı. Solve çözmek, prevent engellemek. Gönderdik de hocamız anlamcı en yakın orada ne yaptık? Increase'i kullandık sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle yaptık geldik. Peki 5 için ne dersiniz? Revolve kelimesi bence çoğumuzun bildiği bir kelime. Hatta yanılmıyorsam revolver isminde bir silah mı var? Değil mi? Öyle bir şey var diye hatırlıyorum ama. Değil mi? Varmış. Güzel. Doğru hocam ne oldu burada? Rotate kelimesini kullandık. Delay kelimesi geciktirmek, bring getirmek, ignore göz ardı etmek. Develop kelimesi de geliştirmek, artırmak anlamına gelmiş idi. Peki hemen devam edelim hocam. Dörtteyiz. Artık yavaş yavaş çıkarım solana geleceğiz. Ne demiş bakar mısınız? Some of the greatest Renaissance artists. En büyük Rönesans sanatçılarının bazıları worked in Florence. Florensa'da ve in other cities in Italy. İtalya'daki diğer şehirlerde çalıştı. Hocam niye burada da adır yazmamış da adır yazmış? Hani dağdır diye bir kalıp vardı ya. Niye yazmamış bunu? Sebebi nedir? Bana bir söyler misiniz? Var mı bilen? Şimdi İtalya'da Floransa ve diğer şehirler. Peki diğer şehirlerin ne olduğu belli mi? İsimleri belli mi sizde? Peki kaç tane olduğu belli mi? Değil mi? Bilinmeyen bir şey güzel. Yani geriye kalan anlamını vermiyor hocam. Geriye kalan desek bilinir. Geriye kalan anlamını vermediği için
Şehirler belli olmadığı için other dedik. Ha geriye kalan belli olsaydı daha ifadesini kullanabilirdik. Peki ne olmuş? The rulers of Florence. The Medici family. Yani Floransa'nın yöneticileri Medici ailesi spent huge amounts of money. Çok fazla para harcadılar. Peki ne için hemen bakalım? To have artists create. Arkadaşlar bakın burada hemen ne yapıyoruz? Have sağında bir isim, sağında verb bir. Hani az önce yazmıştım ya şurada. Ne demiştim? Dört tane fiil vardı. Bu dört tane fiillerden bir tanesi have'di. Have'den sonra bir isim gelirse verb bir demiştim. Bakın oradaki create ifadesi verb bir arkadaşlar. Hani bu diyor Medici ailesi. Sanatçıların diyor resim, bina ya da heykel yapmaları için çok fazla ne yaptı? Para harcadı. Yani onlara yaptırdı, ettirdi derken kullanacağız. Leonardo da Vinci dünyanın en ünlü iki eserini boyadı. Biri neymiş? The Mona Lisa, bir de Lhasa Apar. He also made statues. O heykeller yaptı. Design weapons, silahlar tasarladı. He even, ayrıca, bak orada even gördün mü? Ayrıca diyor. Bir helikopter için taslaklar bile çizmiş. Değil mi? Öyle bir şey vardı bu adamın. Hani helikopter için taslaklar bile çizdi. Draw kelimesi çizmek ya, adam ne yapmış? Taslak çizmiş. Michelangelo ve Rafael bu dönemin önemli sanatçılarıydı. Onlar diyor dini figürler hakkında resim yaptı fakat onlara diyor gerçek ve insani ne yaptığı özellikler yükledi. Onlar dedi hangisi? Tabii ki buradaki arkadaşlar dini figürler diyeceğiz. Peki geldik 5'e. Ne demiş? Rönesans Avrupa'daki insanların bakın dikkat ettiniz mi? Let var. Let'ten sonra isim vermiş. To artı verb 1 kullandık. Hocam yukarıda mesela have'de verb 1 demiştik. Niye burada to verb 1 demiştik? Demiştim ya 4 tane fiil var. Bu 4 fiil dışında herhangi bir fiil gelirse to. Bak ne diyor? Rönesans Avrupa'da. Rönesans ayrıca Avrupa'daki insanların onların daha önce görmediği dünyanın bölümlerini, dünyanın diğer bölümlerini keşfetmesine sebep oldu. Keşfetmesini yönlendirdi. Burada to olmasının sebebi Let'ten dolayı. Christopher Columbus ve İspanya ve Portekiz'den gelen diğerleri, bak yine belli değil gördünüz mü? Diğerleri derken kaç kişi bilmiyoruz ki? İki tane kıtayı keşfettiler. Peki nasıl kıtalarmış bakar mısınız? Avrupalılara bilinmeyen enan dikkat. Oradaki det, soldaki ismi açıklayan sıfat cümleci bilinmeyen diyeceğiz. This, bu da keşiflerin diğer yolculuklarına katkıda bulundu diyeceğiz. Voyage kelimesi genellikle böyle keşif amaçlı yapılan gezi sevgili arkadaşlar. Peki soru 6 için ne dersiniz? Bakın çıkarım sorusu. Parçadan anlıyoruz ki. Hadi bakalım. Yok karışık. 4'e göre değil. Karışık sevgili hocam. Bu 6, 7, 8 karışık. O yüzden dökümanı verdim ki hani bakın diye. Peki okuyalım adım adım. Ne diyor? Matbaa, Rönesans'ın ortaya çıkmasına katkıda bulunan en önemli faktör. Peki sorum şu. En önemli faktörü bize hissettirdi mi? Var mıydı orada en önemli faktör? Hayır. Bak yanlış. Lütfen buna dikkat edin sevgili arkadaşlar. Peki Bursa'ya baktığımızda insanların yaşamı, tamam insanların yaşamı ne olmuş bakar mısınız? Önemli değişiklikler yaşamış Rönesans sayesinde. Evet ne olmuş değil mi? İnsanların yaşamı değişmişti. İnsanlar artık kendi dillerine yazmaya başlamıştı. İnsanlar artık böyle görmedikleri yeri dolaşmaya başlamıştı. Yani insanların yaşamında önemli değişiklikler meydana geldi. Peki Cana geldiğimizde insanların yaşam tarzlarını domine eden dini kuruluşlar güçlerini kaybetti Rönesans'tan dolayı. Hayır, onlar güç kaybetmişti ama Rönesans'tan dolayı değil. Rönesans daha sonrasında ortaya çıktı.
Denizli'ye geldiğimizde ne diyor? Kutsal Roma İmparatorluğu orta çağlarda insanların hayatını papalardan daha fazla etkiledi. Bak böyle bir kıyaslama vermedi ki. Yani şu daha mı çok etkiledi, bu daha mı az etkiledi vermedi. Edirne'ye baktığımızda Kutsal Roma İmparatorluğu ve Roma Katolik Kilisesi arasında çok sert bir anlaşmazlık vardı. Hayır, öyle bir şeyden bahsetmedi. Hocam parça okuduğumuzda ne oldu? İnsanların yaşamları önemli ölçüde değişmişti. Yani insanlar sanata yönelmişlerdi, dünyayı dolaşmaya başlamışlardı, kendi dillerini işte yazmaya başlamışlardı, eserler ortaya çıkarmışlardı, bir sürü bir sürü bir sürü anlatım karşımıza geldi. Peki 7 için cevabımız ne olsun? Yine çıkarım sorusu arkadaşlar. Hatta şöyle alalım. 8'e de bakın. Okuyorum. Ne diyor? Basılmış kitapların Avrupa'nın sınırlarının dışına gitmesi onlarca yıl aldı. Var mı burada onlarca yıl? Hayır. Tam tersi basılıp gönderildi hocam. Böyle onlarca yıl aldı ifadesi olmadı. Bursa'ya geldiğimizde Avrupalı devletler Rönesans esnasında ortaya çıkan fikirlerin sonucu olarak daha da güçlendi. Hayır, bunun sonucu olarak ortaya çıkmadı ki. Onlar güçlendi, sonra Rönesans ortaya çıktı hocam. Burada Rönesans boyunca diyemezsiniz. Cihana geldiğimizde insanlar Rönesans sayesinde dünya hakkındaki gerçeklerin farkında oldu. Evet, ne demişti? İnsanlar artık etrafındaki dünyayı anlamaya, ondan tat almaya başladı sevgili arkadaşlar. Denizli'ye baktığımızda papalar Rönesans akımının Avrupa boyunca yayılmasını engellemek için teşebbüste bulundu. Yani böyle bir bilgi, yorum. Yani çok net yok. Evet, normal şartları engellemiş olabilir ama parçada böyle bir bilgiden bahsetmedi. Edirne'ye geldiğimizde bazı insanlar Rönesans'ın getirmiş olduğu değişimleri kabul etmedi, gönülsüzlüğü. Hayır, öyle gönülsüzlük, bazı insanlar buna karşı çıktı diye bir şey yok, gönderdik. Doğru cevap Ceyhan seçeneği oldu. İnsanlar etrafındaki dünyayı anlamaya başladılar arkadaşlar. Peki 8, Rönesans esnasında derken ne dersiniz? Ne demiş? Hemen bakalım. Andreas Vesalius deney çalışmaları üzerine insan bedeni üzerine bir kitap yazdı. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Evet, bu adam incelemişti ama kitap yazması yok. Bursa'ya geldik. Bazı keşifler sadece kişisel tecrübelere dayandığı için tartışmalı bulundu. Hayır, böyle bir bilgiden bahsetmedi. Var mı orada? Ya bu tartışmalı çünkü insanların sadece öznel yeteneklerine bağlıdır ya da tecrübelerine. Cihan'a geldiğimizde Kopernik'in demiş keşfi. O zaman birçok gök bilimcinin gök cisimleri gözlemlemesini cesaretlendirdi. Yok. Onlardan biri de ama cesaretlendirmek diye bir şey yok. Denizli'ye baktığımızda Roma Katolik Kilisesi Rönesans'a rağmen etkisini yeniden kazandı. Böyle bir bilgi de yok. Edirne'ye geldiğimizde Rönesans'la ilgili fikirler insanların bilgilerine büyük katkıda bulundu. Evet. Değil mi? İnsanların bilgilerine katkıda bulundu. Burada kitaplar yayılmıştı. İnsanlar daha da şuurlu hale gelmişti. Vesaire 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 karşımıza geldi. Peki arkadaşlar. Böylece burayı bitirmiş olduk. Bakın hem kelime çalıştık, hem orada çıkarım yaptık. Hepsine baktık. Şimdi ben şu ders notlarını bana müsaade ederseniz aktarayım. Sorusu olan varsa sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ders 1 dedik. Demo ders diyelim buna şöyle. Demo ders diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle ilk önce bunu bir alalım. Sonra şöyle yapalım. Tamamdır herhalde. WhatsApp kurulmadı hocam. Haftaya kuracağız. Bu hafta kurmayız. Haftaya WhatsApp'ı kurar. Sizlere link atarız sevgili arkadaşlar. Hocam bu tarz okumaları her ders yapacağım. Bugünkü okuma yeni çıkaracağımız YÖKDİL kitabından arkadaşlar bir okumaydı. O kitabı da kısa süre içerisinde çıkarmayı planlıyoruz. Aslında 4 tane kitap çıkarma hedefimiz var ama şu an yetişir mi sizin döneme bilmiyorum. Ama bir tanesini çıkaracağız kesinlikle sevgili arkadaşlar.
Peki ders notlarını hemen paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Ders notları şurada. Paylaştım. Buyurun. Hocam ofis değil, bulunduğum yer ev. Evden size seslendim. Peki ödevlendirme Ocak ama ilk 2 hafta ödevlendirme yok kitaplardan hocam. Ama ödevlendirmeler Ocak tabii ki 7 senetten. Yarın ben size doküman hazırlarım merak etmeyin. Ha yandaki fotoğraflar mı hocam? Of, yandaki fotoğraflar bizim Kızılay merkezimizin anıtsal fotoğrafları. Burası kütüphanemiz. Ondan sonra Ahmet Hoca'nı görüyorsunuz yine oradan resim. Hem kütüphanemde kantin olan bir bölüm bayağı da güzel bir yer. Eğer yolunuz düşerse bekleriz sevgili arkadaşlar. Peki. Hocam telefondan indiremediğimiz için WhatsApp'tan demiş. Bugünlük atar mısınız? Sonradan pistten indirebilirsiniz. Bu dokümanları zaten arkadaşlarımız bugünkü arkadaşlar dersin altına ekleyecekler. Oradan görebilirsiniz. Onu bir görüşün. Şeyde dediğim gibi arkadaşlar teknik konular kitaplarla ilgili ben çok fazla fikir sahibi değilim. Onu dediğim gibi görüşürsünüz. Kitaplar ilk 2 hafta içerisinde gelecektir. Kitaplarla dediğim gibi şu an işimiz yok. Gelince ben zaten size söylerim sevgili arkadaşlar. Peki sonraki ders ne zaman? Arkadaşlar sonraki dersimiz yarın. Ben şunu da isterseniz atayım size sevgili arkadaşlar. Şurada grubun özellikleri var. Yüklü sosyal çözüm grubu. İncelemek isterseniz arkadaşlar burada bütün detaylar var. Ne zaman dersler, ne zamana kadar, içeriği nelerdir, kitaplar nelerdir, ne zaman başlıyoruz, ne zaman bitiriyoruz. Hepsini orada görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki, o zaman yarın görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin. Görüşürüz.